böyle okuduğumda hepsine şöyle bu kale içinden yüklü yüklü alkışlar gönderelim istiyorum. Evet, başlayalım o zaman efendim. Batuhan Taşdemir. Doruk Güngör. Çağatay Tanık. Kayahan Yılmaz. Eren Sayın. Göktuğ Yoşeri. Ece Kunoboğa. Nergüsü Ergüven. Tuna Coşkun. Caner Serin. Erem Arıcan. Ataberk Akçay, Erkan Kızıldağ, Tuğçe Nur Aslan, Kerem Esenoğlu, Özgür Akın, Tolga Su. Alkışlar durmasın, durmasın. Harikasınız. Hemen kıymetli hocalarımıza geçeceğiz. Mandalinde Oğuz Çakmak, Mazlum Cihangir, Ritim Grup Şefi ve Sayın Şefik Ayurma, Klavye'de Beril Zorlu, Kaan Aybacak, Doğa Tırpan, Bas Gitar'da Bora Esin, Klasik Gitar'da Kıymet Şahin, Ritim'de Emir Önder, Toprak Tahir Kurt, Gönüllü Ekipçi Babamız Nazmi Kurt, Kameramanımız Süha Akçay ve Kurucu Şefimiz, Hocamız diyoruz. Alkışlarımızla Doktor Orçun Berrakçay sizden efendim. Onların yüreklerine biz kocaman sevgi ektik. Onlar dillerindeki namelerle yüreklerimizde güneş gibi doğacak, her şey güzel olacak. Alkışlarınızla efendim, biz okuyalım sizlerle. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlarım ve aziz şehitlerimiz için hepinize bir dakikalık saygı duruşuna, ardından İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu eşliğinde İstiklal Marşı'nı söylemeye devam edelim. Yeah.
İzot İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu'nun 169. konserine hoş geldiniz. İzot olarak 6 yıl önce 4 öğrencimizle çalışmalarımıza başladık ve sayımız bugün 40'a ulaştı. Küçük grubumuzla birlikte de 60 öğrencimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sizlerin karşısında olmak bizim için büyük bir keyif. Bu güzel yaz akşamında açık hava konserleri bizler için de oldukça keyifli, neşeli, enerjik seyirciyle karşılaşmak. Çocuklarımız da o enerjiyi fazlasıyla hissediyorlar. Bizim amacımız otizmli bireylere olanaklar verildiğinde neler yapabileceklerini göstermek. Müzik aracılığıyla bir araya geldik. Problem davranışlarımız azaldı. Sosyalleştik. Kazandırılması gereken birçok davranışı biz bu sahnede öğrencilerimizle birlikte hep birlikte kazandık. Ve bu farkındalığı arttırmak için de çalışmalarımız sürüyor. Tekrardan iyi seyirler dilerim. Hoş geldiniz. Thank you.
Çok teşekkür ederiz. Biz bu şarkıyı 2 ay önce TRT Müzik ekranlarında Metin Özülkü ile birlikte canlı yayında seslendirmiştik. Şarkının esas sahibiyle. Şimdi sizlerle paylaşmak istedik. İzot olarak 2017 yılından bu yana yurt dışı konserlerini de başladık. Azerbaycan'da açmıştık ilk yurt dışı konserimizi. Sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleriyle Macaristan'da ve Avusturya'da bir dizi konserlerimiz oldu. Ardından geçtiğimiz yaz tatilinde Bulgaristan'da bir festivale katıldık. Ve daha 2 hafta önce de 2 ayrı konser organizasyonundan döndük. Bir tanesi Bakü'de gerçekleşen bir festival organizasyonuydu. İkincisi de Kazakistan'da uluslararası bir engelli bireyler müzik yarışması ve festivaliydi. Bu festivalde öğrencimiz, davuldaki öğrencimiz Toprak Kurt, üçüncülük ödülü aldı. Soloyu bir kere de sizlerle paylaşalım. Toprak, sahneye gelebilir misin? Ve geçtiğimiz hafta televizyonda gördüğüm bir haberde Güzel Sanatlar Liseleri artık öğrenci alımlarında uluslararası yarışmalarda ilk 3 dereceye giren adayları sınavsız geçiş hakkıyla Güzel Sanatlar'a alacaklarını duyduk ve bunun için de umarım Toprak'a bu aldığı dereceyle birlikte sınavsız bir şekilde Güzel Sanatlar Lisesi'ne yerleştireceğiz. Bunun çalışmaları sürüyor çünkü hala milletim bilmiyor. Umarım biz bunu basında duyduk, hayata geçirebiliriz diye umuyorum. Evet Toprak. Davul solosu. Bekliyoruz. Teşekkür ederim. Sıradaki parçamız bir İzot klasiği. Güzel günler göreceğiz çocuklar.
Moto. Sıradaki parçamız Tutamıyorum Zamanı. Boş vermişim dünyaya.
Sıradaki parçamız Kıyamam Sana. 65 lira. 65. 65. 65. Şarkı aralarında da konuşmamayı biz bir zaman öğreteceğiz sanırım. Benden sonra şimdi şarkıyı bulmak için onlar da şarkı numarasına göre kendi aralarında konuşuyorlar. Bu da bizim kazandırmamız gereken bir davranış. Evet. Bu parçayı da biz geçtiğimiz yıllarda Levan Sam'la birlikte seslendirmiştik. Bunun da bir anısı var bizim için. Teşekkürler. Derneği işbirliğiyle, birlikteliğiyle sürdürüyoruz ve sürdürmeye de devam edeceğiz. Bizi buraya davet eden Seferihisar Engelsiz, Seferihisar Derneği'ne, bütün yetkililere çok teşekkür ediyoruz. Adem Bey'le İstanbul'da konuşmuştuk Seferihisar konserini ve bugün gerçekleştirmenin de mutluluğunu yaşıyoruz. Umarım daha sonraki etkinliklerde de bir araya geliriz. Sıradaki parçamız... Adını anlayacağım. Hep birlikte söyleyelim. Biraz repertuarımızı sizlere göre de belirlemek istedik. Biraz izleyici kitlemize göre repertuar oluşturuyoruz. Herkesin bildiği şarkılar olması bizim için de keyifli oluyor. Hep birlikte söyleyelim. Adını anlayacağım. Yeah.
aslında ilk amacımız çocuklarımızın müzik aracılığıyla bir araya gelmeleri, en başta mutlu olmalarıydı. Çünkü aileleri de mutlu etmekti. Aileleri mutlu ettiğimiz zaman otomatikman çocukları da mutlu etmiş olacaktık. Uçaktaki maskeyi önce kendinize takın dedikleri gibi bir şeydi belki bizimkisi. Ama zaman içinde çocuklarımız akademik anlamda da ilerlemeye başladılar. Müzik anlamında, müzik anlamında akademik beceriler kazanmaya başladılar. Güzel Sanatlar Lisesi'ne giden öğrenci sayılarımız arttı. 5 öğrencimiz şu an hali hazırda Güzel Sanatlar Lisesi'ne devam ediyor. 4 öğrencimiz üniversiteye devam ediyor. Üniversitelerin müzik bölümlerinde artık bir öğrencimiz var. İki öğrencimiz bu sene üniversiteye, hatta 3 öğrencimiz üniversiteye hazırlanıyor. Yavaş yavaş İzmir'deki üniversiteleri ele geçirmeye başladık. Yani her üniversitede bir adamımız var, öğrencimiz var diyebiliyorum artık. Umarım bu model Türkiye'nin diğer şehirlerine de gidebilir. Yani biz bunu göstermek istiyoruz. Gittiğimiz, verdiğimiz konserlerde de özellikle ailelere motivasyon sağlamak istiyoruz. Lütfen çocuklarınıza bir şans verin. Eğitimcilerin onların elinden tutmasına da izin verin. Hem de eğitimcilere de bir motivasyon sağlamaya çalışıyoruz. Bizim çocuklarımıza çalışın, bakın çalışırsanız üniversite aşamasına kadar gelebiliyorlar ve çok daha iyilerini yapabiliyorlar. Bu yüzden bu motivasyonu her zaman sağlamaya devam edeceğiz. Bizim konserlerimizin bir anlamda farkındalığı da bunu beraberinde getiriyor. Teşekkür ederim. Sıradaki parçamız Kıraç'tan Endamın Yeter. Her şey senin ne güzel. Yeah.
Teşekkür ederim. Sıradaki parçamız bir İzot klasiği. Çemberimde Gül Oya. 2016 yılında da bu şarkıyı Serdar Bağcan'la birlikte seslendirmiştik aynı sahnede. Kurulduğu günden bu yana gönüllü eğitimcilerin destekleriyle çalışmalarına devam ediyor. Üniversiteden gelen gönüllerimiz, sadece bizi merak edip aramıza katılmak isteyen gönüllerimiz, emekli müzik öğretmeni gönüllerimiz, herkesle birlikte biz büyük bir aile olduk 6 yıl içinde. Gönüllü müzik öğretmenlerim, Mazlum Cihangir öğretmenim, emekli müzik öğretmenim. İlk konserimizden bu yana Mazlum Cihangir'e bitirdik. Ardından aramıza Oğuz Takmak öğretmenim de katıldı. Biraz sonra kendisini sahneye devredeceğim öğretmenim, Şefika Hürka öğretmenim. Bütün çalışmalarımızı öğretmenim bir şekilde gönüllü eğitimcilerimiz, gönüllü babalarımız, Nazmi Kurt Bey. Fehmi Şahin öğretmenim, kendisi yine aramıza katıldı. Kamerada Süha Akçay Bey. Etkinlik koordinatörümüz. Şimdi konserimiz ritim grubumuzun performansıyla devam ediyor. Ardından son iki parçamızla birlikte tekrar bir finali yapacağız. Şefika Yürge öğretmenimi sahneye davet ediyorum. Geçtiğimiz ay Şefika öğretmenimizin de 50. sanat yılını kutladık. Thank you.
Çocuklar nasıl transa geçtiler gördün mü? Muhteşem eğleniyoruz biz. Şimdi Hoyra Rira Muammer Sun hocamın marşıyla devam ediyoruz. Oh.
Çok teşekkür ederiz. Son parçamız Hayat Bayramı olsa bunu da hep birlikte ayakta coşkuyla söyleyelim. Teşekkür ederiz. Sizin enerjiniz bize de geçiyor. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese İzol İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu adına çok teşekkür ederim. İzmir'deki konserlerimize de bekleriz. Umarım bir başka konserde tekrar sizlerle birlikte oluruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Çiçeklerini takdim edecekler. Şöyle bir de kocaman